Yemin ederim video çekmeyi unutmuşum. Arkada gürültüler gelirse artık kusura bakmayın çünkü bu apartmanda hiçbir zaman tadilat bitmiyor. Sadece bir ay geçmiş ama sanki bana böyle bir 5 sene geçmiş gibi geliyor. Her seferinde böyle olmaya başladı sanki çünkü böyle ay başında çok acayip bir şey oluyor ve ay sonuna kadar başka şeyler konuşunca ve aradan zaman geçince biz ne konuşmuştuk, ne yapmıştık böyle bir ambale olabiliyor. İnsan. En azından ben öyle oluyorum, bilmiyorum. Bugün sizden gelenlerden konuşacağız. Kanala ilk defa denk gelenler için bu kanalda her hafta salı ve perşembe günleri magazinel konular üzerinden konuşuyoruz. Ve her ayın sonunda da bu olaylar üzerinde bazı değişimler olmuş mu olmamış mı sizlerin yorumları üzerinden tekrar bir üzerinden geçiyoruz. Johnny Depp davasının bitmesinin üzerinden bir ay geçmiş. Ne ara oldu bu ya? Yani gerçekten geçen ayın ilk videosu Johnny Depp'in davasının açıklanması üzerine olan video. Johnny Depp davayı kazandı, beklenen oldu. Amber Heard'e karşı böyle bir tazminat talebinde bulundular. Bazıları tazminatı yeterli buldu, bazıları bulmadı. Bunlardan konuşacağız ama ilk önce gelin yorumlardan başlayalım. Bilge şunu söylemiş. Söyle onlara Johnny, ben Johnny Depp, ben bir adamım, ben bir aile içi istismar mağduruyum. Söyle bakalım sana kaç kişi inanıyor? Johnny söyledi ve herkes ona inandı. Johnny Depp olduğu için değil, asıl mağdur o olduğu için herkes ona inandı ve o kazandı demiş. Gerçekten de Amber Heard'ın o ses kaydı hala kulaklarımdan gitmiyor ya. Yani işte git dünyaya söyle bakayım kaç kişi sana inanıyor falan gibi bir ses kaydı vardı. Gördük bakalım kaç kişi inanıyormuş. Gördük. İnsanlar en başından ne olduğunu tahmin ediyordu. Özellikle de Johnny Depp aslında bana yapıldı diye açıklamalar yaptıktan sonra ortaya konulan kanıtlardan sonra kimsenin kafasında çok fazla şüphe kalmadı açıkçası. Ama şöyle bir şey var. Amber Heard'ın ödeyeceği tazminatı çok az bulan var. Ennur Yaşar şunu söylemiş. Adalet yerini buldu ama hak yerini bulmadı. Johnny'nin 6 yılda yaşadığı zarar kesinlikle bu kadar az değil. Cezayı minimum 14 milyon dolardan açmalılardı ki bu Johnny'nin önceden kaybettiği davadaki zararıydı. Artı olarak manevi zararlara hiç girmiyorum. Adam parmağını kaybetti ya, her şeyin toplamının cezası bu kadar az olmamalıydı demiş. Bence de az olmamalıydı ama şöyle de düşünmek lazım. Daha fazlasını isteseydi zaten ödeyemeyecekti ve iflasını verecekti. Ve iflasını verdiği için de bu sefer ceza ödemelerinde bir takım gecikmeler hatta iptaller bile olabilirdi. Çünkü Amerika'da bu şekilde cezalardan kurtulan çok fazla insan ve şirket var. Yani diyelim ki sen 1 milyon dolar istiyorsun, jüri diyor ki hayır 50 milyon ödesin. 50 milyon ödeyemeyeceği için iflasını verip ben bunları ödeyemiyorum diye kenara çekilebilecek çok fazla insan var. Zamanında da yaşandı bu. Belki de jüri şöyle bir Google'a bakıp ne kadar parası var bu kadının diye hesap edip ona göre bir fiyat biçmiş olabilir. Ufak bir düşünce öyle. Yani şu anda iflas etme gibi bir ihtimali olamaz. Kendisi her ne kadar bunun yolunu yapmaya çalışsa da. Çünkü işte ucuzcudan alışveriş yapmaya başladı. Eskisi gibi bazı yerleri gitmiyor şeklinde haberler pazarlamaya çalışıyor kendisi. Yani bunu ödeyecek, bunun kaçarı yok. Bunu ödemezse ve davayı bir üst mahkemeye taşırsa o zaman da bu mevzu çözülene kadar bunun faizini ödemek zorunda kalacak. Yani onun ödeyebileceği buydu ya. Bunu ödesin. Bunu ödesin. Gerisini Johnny Depp zaten kazanır gibi geliyor bana. Sonraki videoda da Amber Heard'in avukatı çıkıp her yerde Amber'ı savunmaya başladı. Bir şeyi ezberlemiş kadın. Çıktığı her kanalda aynı şeyi söylemeye çalıştı. İnsanlar başka şeyler soruyor. Cevabı yine kendi bildiğine getirmeye çalışıyor. Yani kendi hazırladığı kısma getirmeye çalışıyor. Çok alakasız cevaplar verdiği oldu. Bir de şöyle bir şey var. Sürekli kendilerini savunurken bunlar Amber aslında yazdığı şeyde Johnny Depp'in adını geçirmedi diye en başında bu makaleyi Johnny Depp için yazmamış gibi kendilerini savunmaya çalışıyorlar ki mahkeme ilk başladığı zaman, daha ilk konuşmalar yapıldığı zaman da bunu denediler. Ama Amber Heard ne yaptı? Çıktı çatır çatır işte bu adamın böyle kuvveti olduğu için bununla başa çıkmak için ben bunu yazdım diye açık açık Johnny Depp'e karşı bu yazıyı yazdığını yemin altında söyledi. Hem de defalarca kez, bir kere de değil. Hala çıkıp televizyona İşte bu makalede Johnny Depp'in adı bile yoktu diye sanki olaylar Johnny Depp üzerinden yaşanmamış gibi bir şey anlatmaya çalışmaları çok saçmaydı. İnsanların gözünden de kaçmadı bu. Mona şunu söylemiş. Amber'ın avukatı birkaç kere makalede Johnny Depp'in adı bile geçmiyor deyip durdu. Ama Amber sorgu sırasında makaleyi Johnny Depp kendisine sözde şiddet uyguladığı için yazdığını itiraf etmişti zaten. Olayı dönüp dolaşıp aynı yere getiriyorlar ve bu gerçekten sıktı artık. Gerçekten sıktı artık. Hani ben kendimi savunamıyorum, olayı baştan reddedeyim.
Buna geldi olay. Aynı videoda Liam Payne'in Zayn için söylediği bazı saçma sapan şeyler ve One Direction hayranlarından aldığı tepkiler söz konusuydu. Çok uzun bir yorum var. Hepsini okuyamayacağım ama bir One Direction sevenin 10 sene boyunca içinde tuttuklarını yazdığı bir yorum. Diğerleri bir yana Liam için demek istediğim şu. Birincisi, One Direction dağıldıktan sonra hayranlar hiçbir şekilde üyelerin devam yollarına taş koymadan ve baskı kurmadan saygı duydular. Öyle ki her şarkılarını ve hareketlerini sonuna kadar destekleyip Directioner taraflarını sineye çekerek bir oldular. Her üye biraz bile olsa eskiyi hiç yaşamamış gibi saymadan devam ettirdi. Harry konserlerinde eski şarkılarını söyledi. Lou tüm espri ve konserlerindeki pankartlara gülerek ayak uydurdu. Niall her daim üyelerle iletişim halinde olduğunu dile getirdi. Ve Zayn bile eğer bir olay varsa tepkisini ortaya koyarak çekinmeden konuştu. Liam'ı çok severim en başından beri. Solo kariyerler sonrasında Harry'nin biraz daha öne çıkmasının sebebi sosyal medya iken Zayn'in ikon olması ise bilmediğimiz bir Zayn'in ortaya çıkmasıydı. Gruptan güle oynaya ayrılmadığı, üstüne peşini bırakmayan ailevi durumları vardı ve sosyal medya baskısından hesaplarını bile sildiği oldu. Ama tutup ben bu kadar gerildim diye hiçbir üyeye bok atmadı demiş. Devamını okumak isterseniz videoyu durdurabilirsiniz. İç dökme nedir? Nasıl insan kendini ifade eder? Okuyun diye bırakıyorum buraya. Ya hakikaten Liam neden durup durup böyle grup üyelerine sarıyor? Ben hiç anlamıyorum. Kendi başına bir şey yapamıyor musun arkadaşım? Bak hepsi bir şey yaptı. Sen neden böyle şeyler yapıyorsun? Bir sonraki videoda Hollywood'da bir daha asla iş bulamaz denilen ünlülerden bahsetmeye çalıştık. Merak etmeyin, bu videonun ikincisi gelir. Çok fazla insan var. Çok fazla isim var. Yani mesela Roman Polanski veya Woody Allen gibi isimleri hiç dahil etmedim. Ki bu isimlerle çalışmak için bir tarafını yırtıp daha sonra etrafta işte kadınlara böyle kötü davranılıyor diye çıkışan insanlar da var. Onlara daha sonra geleceğiz. Hollywood'da herkes iş bulabiliyor. Anlaşılan o yani. Kimse işsiz kalmıyor. Kimse işte ayıp etti bir daha bizim aramıza girmesin şeklinde dışlanmıyor. Hatta Hollywood bu geri dönüş hikayelerini daha çok seviyor işte. Böyle kötü şeyler yaşadı ama bu filmiyle geri geldi. Öyle şeylere daha da önem verdiği için kesinlikle Amber'ın ileride daha çok iş bulabileceğini düşünüyorum ben. Yani öyle açıkçası Amber'ın kariyeri sona erdi, bitti, daha bir şey yapamaz. Zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Mitchell Shields şunu söylemiş. Amber'a yakın zamanda iş veren kendisi kaybeder çünkü çoğu insan sırf Amber oynuyor diye o projeyi protesto eder ve filme, diziye gitmez. Ama insanoğlu unutkanlığıyla meşhur malum. Biraz süre geçince Amber'da iş bulur, aç kalacak değil. Yeteneksiz olsa da aşırı güzel, sırf bu yüzden şekilci insanlar illaki rol verir demiş. Valla ben Amber Heard'ın herhangi bir filmini izlediğimi hatırlamıyorum. Aquaman de dahil olmak üzere. Artık bu kahramanlı filmlerden gına geldi. Ben uzun zamandır izlemiyorum artık. Yetti yani. Yani hakikaten Amber illaki iş bulacak. İllaki bu olayı kullanıp reklamını yapmak isteyenler olacak. Daha şimdiden zaten işte kitap anlaşmasıydı, röportajlardı, bilmem neydi, bir sürü para kazanmış diyorlar. İleride ne olup biteceğini göreceğiz. Zehra da şunu söylemiş. Film çekimleri sırasında istismara uğrayan aktör ve aktrisler temalı bir video çeker misiniz? Bu konuda çok magazin haberi var. Tabii kanalınızın yaş ortalaması uygunsa demiş. Bu konuda ne zaman bir video yapmaya çalışsam Zehra, hep bir sansüre uğruyor. Yani daha geçenlerde yaşanan bir olay daha var. Videonun sırası geldiğinde bahsedeceğim bundan. Ne zaman böyle birazcık işin içinde kötü bir mevzu anlatıyorsam, işte yaşanan mevzulara değiniyorsam, YouTube videoları insanlara göstermiyor. Yani Hollywood skandalları üzerine çok fazla video yapasım vardı. Başladığımda güzel de gidiyordu. Bir anda insanlardan böyle topluca mesajlar gelmeye başladı. Neden video çıkmadı, neden video bende görünmüyor falan. Ve daha sonra bir baktım ki YouTube baya baya işte sansür uyguluyor. Parasını da kesmiyor ama insanların önüne çıkarmıyor. O yüzden açıkçası yapasım gelmiyor. Ama dediğim gibi bu videodan bir tane daha yapacağım. Zaman içerisinde bahsettiğim konularda da tekrar video yapmaya çalışacağım. Ama bunları bir şeylere yedirmem lazım. Yoksa tek başına video yapınca olmuyor yani. Daha sonra yine Amber Heard'dan konuştuk. Amber Heard'ın çıkıp televizyonda bu sefer kendini anlatmaya çalışması da çok fazla gündem oldu. Kendisi avukatının yaptığı açıklamaları beğenmemiş olacak ki veya işte artık kendisine nasıl bir para verdilerse artık bilmiyorum. Çıkıp bir şeyler söyleme ihtiyacı hissetmiş ve o kanalda bu röportajı öyle bir uzatmış ki yani böyle bütün bir haftaya böldüler galiba. Her gün bir kısmını yayınladılar ve açıkçası bazı kısımlar kesilmiş, editlenmiş.
Emily D. Baker diye bir tane avukat var, bilmiyorum takip ediyor musunuz? Kendisi bu davadan daha fazla böyle takipçi kazanan ve yani insanlara kendini duyuran bir avukat. Mesela o videosunda diyor ki işte bu Amber'ın verdiği röportaj tamamen işte parçalanmış ve esas sorduğu sorulara verdiği cevaplar yer değiştirmiş veya bazıları tamamen ortadan kaldırılmış. Yani Amber'ın aslında içine sinmeyen bazı şeyler olmuş röportajda ve bunu kaldırtmak istemiş. O yüzden yani eğer izleme şansınız olduysa o videoların tamamını, hepsi değil. Söylediği şeylerin hepsi orada yok. Verdiği cevapların hepsi orada yok. Aynı videoda bir de Halsey üzerinden bir mevzu döndü. İşte güya eski dadısına para vermemiş, onu engelli olduğu için kovmuş, işte doktora gitmek istediği için kovmuş gibi saçma sapan bazı şeyler söylendi. Yani insanlar açıkçası buna çok fazla inanmadı. Ümran da şunu söylemiş. Halsey'nin bu tarz emek sömürüsü konularında ne kadar hassas olduğunu fanları bilir. Benim Halsey'im yapmaz kokan bir cümle söylemek istemediğim için Halsey'nin bu taraklarda bezi olmayacak kadar elit bir sanat üreticisi olduğunun altını çizmek istiyorum demiş. Yani hakikaten hiç öyle bir şey yapacak bir insana da benzemiyor ya. Ama yani çocuğunun da ne kadar düşkün olduğunu insanlar biliyor. Eğer çocuğuna karşı bir hatası olduysa kesinlikle kovmuştur. Artık arkada böyle bangır bangır sesler duyuyorsanız, umarım duymuyorsunuzdur ama yani sürekli devam eden matkap seslerinden ben herhalde alıştım, bilmiyorum. Videoda ne kadar çıkacağını da bilmiyorum ama artık devam etmem lazım. Miley Cyrus ile alakalı bir konu gündeme geldi geçtiğimiz aylarda. O yüzden onu da bu aya eklemek istedim. Tamamen bir komplo teorisi olabilir tabii. Yani insanlar bazı şeyleri biraz abartıyor olabilir. Miley'nin ve ailesinin çalıştığı insanlar biraz şaibeli insanlar olduğu için Miley'nin de acaba Britney gibi bir yola girip girmediği konuşuluyor. Pokerface şunu söylemiş. Bence Miley Britney'ninki gibi bir sorun yaşamayacaktır. Britney ne çektiyse en başta ailesi yüzünden çekti. Bütün çevresi para fırsatçılarıyla doluydu. Babası da bir fırsatçı olunca Britney'nin hazin sonu kaçınılmaz oldu. Fakat Miley'nin ailesi her zaman destekleyici, saygılı, sevgi dolu ve korumacı oldu. Bir insan aile yönünden şanslıysa hayatı boyunca sırtı yere gelmez diye düşünüyorum demiş. Zaten bu konuda bir video yapmıştım hatırlayacak olursanız. Ama Miley'nin babası hakkında da zamanında bazı kötü şeyler söylüyorlardı. İşte kızını satıyor, işte kızını bu hallere düşüren o falan şeklinde konuşulduğu da olmuştu. Açıkçası adamın yeterince parası var yani. Bu şekilde kızı üzerinden para kazanmaya ihtiyaç duyabileceğini pek düşünmüyorum. Bir de yani çevreleri var. Hani biz her ne kadar beğenmesek de veya bazı Amerikalılar her ne kadar beğenmese de o country müzik mevzularından epey bir çevreleri var yani. O yüzden gerçekten Miley'nin ailesinin Britney'nin ailesi gibi davranacağını zannetmiyorum. O kadar zır cahil değiller gibi geliyor en başta. Ama Miley'nin özellikle bu insanlarla çalışmaya devam etmesi biraz garip geliyor hakikaten. Sonra ben tatile gittim. Tatilde de iki tane videoyu önceden hazırlamıştım. Onları koydum. Çok fazla takip edebilme fırsatım olmamıştı. Geri döndüğüm zaman yorumları okuma fırsatım oldu. İlk olarak Jared Leto ile alakalı olan videoya bir bakalım. Jared Leto'nun da işte kötü bir insan olduğuna dair, tarikat lideri olduğuna dair falan çok saçma ve uzun videolar çıkmaya başladı ya bir süredir. İşin ne kadarı gerçek, ne kadarı değil, insanlar onu merak ediyor açıkçası. Yani Jared Leto garip bir insan. Yalan yok. Ve parası var. Hem garip hem de parası var. O yüzden yani böyle çok normal veya herkesi memnun edecek cinsten bir insan çıkmasını beklemek saçma ve gereksiz. Bir de adamın işte o müzik mevzularından dolayı hayranları da ilginç olabiliyor. Ama açıkçası böyle bir hayran kitlesine tarikat demek veya işte onlara isimler yakıştırmak hakikaten hiç bu ortamlara girmemiş veya bu olayları bilmeyen insanların yapacağı bir şey gibi geliyor bana. Yani Jared Leto'dan daha tarikat lideri gibi olan insanlar var. Söyletmesinler beni şimdi. Koreli bazı gruplar diyorum, geçiyorum. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Bu onların kötü olduğunu göstermiyor. Yani neden özellikle bu adama sardılar bu kadar? Gerçekten pek bir fikrim yok. Ama adamın üzerinden yalanlar üreterek veya adamın adını kötüleyerek reklam yapan insanlar, Will Smith gibi. Çünkü bu ölü fare gönderme mevzularını Will Smith falan söylemişti başta. Yani bilmiyorum niyetleri neydi artık. İnsanlara kötü davrandığı, insanlara saçma sapan hediyeler gönderdiği falan yalanlandı. Ama bir kere öyle bir yalan atıldı ya ortaya. Herkes bunu konuşuyor şimdi. Sonraki video sansüre uğrayan video. Amanda Bynes videosu. Neden sansüre uğradığı hakkında hiçbir fikrim yok. Kızın yaşadığı kötü şeyleri anlatmadım. Dan Schneider'in adı kısaca geçti ve yine de sansüre uğradı. Kimsenin önüne çıkmadı bu video. 50 tane falan yorum var. Genelde bu kanalda işte bir video çıktığı zaman ilk bir saat içerisinde gelir. O da işte insanların İlk ben geldim, selam, beklediğim video dediği veya işte birbirleriyle konuştuğu yorumlar oluyor. İlk 50 yorum. Ama buna rağmen sadece 50 tane yorum varsa demek ki her zaman konuşan insanların önüne video çıkarılmamış.
Ki zaten bana bir sürü mesaj geldi. Neden video yok? Tatildesin diye mi video yok? İşte Amanda videosu ne zaman gelecek diye soranlar oldu. Adamların önüne çıkarmamış ki. Yani yapıyorum ama resmen boşa yapıyorum videoyu. Çok üzülüyorum o zaman. Alice Ada Eres şunu söylemiş. Paparazzi ve diğerleri insanların hayatlarını nasıl etkilediklerini bilselerdi Britney, Amanda ve diğer küçük yaşta ünlü olanlar çok daha iyi bir hayat yaşayabilirlerdi. Var ya ben hiç zannetmiyorum. Yani böyle ben bu insanı kötü etkiliyorum diye kendi kendine vicdan yapacak insanlar değiller paparazzi. Hiç öyle insanlara benzemiyorlar. Geçenlerde bir mevzu gördüm bir yerde, hatırlamıyorum, Türkiye'deydi ama. İşte eski magazinin, eski paparazzinin çok daha iyi olduğunu, şimdi ünlülerin kendi sosyal medya hesaplarından bir şey paylaşmasının o kadar etki yaratmadığını falan söyleyip şikayet eden birisi vardı. Ya siz hayatlarla oynadınız, insanların hayatlarıyla oynadınız, bir sürü insanın akıl sağlığıyla oynadınız. Nasıl sen hala geçmişteki paparazzi, geçmişteki magazin daha iyiydi diye savunabilirsin? Bildiğin bariz kötü niyet, kötülük. Ben bundan para kazandım, benim için iyiydi demek. Başka hiçbir şey değil. Bazı şeyler bittiği için gerçekten mutlu olmamız lazım. Son videoda da Hailey Bieber'ın işte çıkarmış olduğu marka ile alakalı yaşadığı sıkıntıları konuştuk. Hailey başkasının ismini, yani tamam her ne kadar kendi göbek adı olsa da başkasına ait bir markayı kendi markası gibi kullanıp bundan reklam yapıp karşı tarafın işini tehlikeye atmıştı. Ve bundan dolayı da tepki toplamıştı açıkçası. Lola Ai şunu söylemiş. Hailey'i sevmeye çalışıyorum ama her seferinde ya geçmişten bir olayı çıkıyor ya da kendisi yeni bir olay yaratıyor. Rode ismiyle reklam yaptıkça diğer marka ciddi anlamda eriyecek. Yani Google'a Rode yazdığınız zaman o kıyafet sayfasını asla göremeyeceğiz. Hep başlarda Hailey'nin markası olacak. 2017 yılında adını alamadıysan değiştir. Neden kadınların markasını baltalıyorsun? İnsanların emeğiyle oynuyorsun. Bu onun ilk olayı da değil. Sosyal medyada iyilik meleğini oynayıp gerçek hayatta berbat karaktere sahip olan insanların ikiyüzlülüğünü görmeyi hiç sevmiyorum demiş. Bir de Hailey bazı videolara çıkıp işte Harper's Bazaar mıydı artık Vogue muydu hatırlamıyorum. Kadın girişimcilere çok saygı duyduğunu, kadın girişimcilerin işini desteklemek istediğini falan söyledi. Yani geçtiğimiz günlerde bu olay patladıktan sonra. Ve işte Ariana Grande ve Kylie Jenner gibi ünlülerin ürünlerini kullanmayı tercih etmiş videosunda. Bunu da işte kadın girişimcileri desteklemek adına yaptığını söylüyor. Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Gerçekten bilemiyorum. Bir de Kim Kardashian'ın işte o elbiseyi yırtıp yırtmadığı hala çok büyük gündem oluyor. Neden hala anlamış değilim. Kettle şunu söylemiş. Kim'in aşure kazanı gibi götüyle kıyafetin içine girmeye çalışmasına hala sinirliyim. Ya kesin yırtmıştır güzelim kadının kıyafetini demiş. Hakikaten kıyafet zarar görmüş yani. Artık orası kesin. Her ne kadar kendileri bunu reddetse de bunun üzerinden reklam yapıyorlarsa demek ki kesin bir şey var. Bir de geçen videoda bahsetmiştim. Kim Kardashian'ın aslında kilo vererek bu elbisenin içine girmediği, bazı küçültme ameliyatları sonrasında bu elbiseye girmeye çalıştığı gündeme geliyordu. Kim Kardashian'ın 1-2 senedir popo küçültme ameliyatı geçirdiğini, hatta o büyük işte aşure kazanı şeklinde tabir edilen BBL poposunun giderek küçültülmeye başladığını söyleyen çok fazla insan var. Kardashian'ların genel olarak daha zayıflamaya çalıştığını söyleyen insanlar var. O yüzden yani bu verdiği kilolar falan da zaten hani gerçekten diyet yapıp verdiği kilolar olmayabilir diyorlar. Onu da ekleyeyim dedim. Bitmek bilmeyen matkap sesleri eşliğinde çektiğim bu videoda artık sona geleyim. Yeter artık. Yorumlarınız için herkese çok ama çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyeyim. Kendinize çok iyi bakın ve daha fazla video için de abone olmayı unutmayın.